arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere elimde tuttuğum bu güzel menekşelerin çalışmasını yapacağız örgü süslemelerimizde dilediğiniz yerlerde kullanacağınız e, istediğiniz gibi renklendirerek örebilirsiniz evet ben iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve rengarenk bu kez mor tonlarından oluşan ipimi kullanmak istiyorum orta kısmında daha açık olan rengimi tercih ediyorum ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra kapatıyorum. İlk yuvaya girerek batıyorum. 1, zincirimi çektim bakınız. Kapattıktan sonra tığımın başını doluyorum. Doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane şöyle başını dolayıp bir defa da çektiğim e, trabzanımı yapıyorum ve hemen ilk başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek şu şekilde bağlanıyorum. İpimi ardından çekiyorum ve başlıyorum 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğer sık iğnemin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 4 zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 bir atlıyorum diğerine batıyorum tekrar 1 2 3 4 4 tane yuvamızı kuruyoruz bakınız 1 2 3 4 ilk başlangıçtaki zincirimin hemen yanına gelerek batıyorum 4 tane dörder zincirden yuvalarımızı kurduk. Hemen şurada görmüş olduğumuz kısma giriyorum. İlk yuvamın içerisine direkt batıyorum. Ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanım ördükten sonra yeniden 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içerisine batıyorum. Aynı yuva içerisindeyim bakınız. 2 zincirle başlamıştım. 5 tane trabzan ördüm. Tekrar 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisine battım. Diğer yuvanın içerisine sık iğne ile batıyorum. Üzerine 1, 2 zincir çekiyorum ve 5 tane trabzanımı buraya da örüyorum. 1, İkili trabzan örüyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir ilave ederek aynı yuvaya giriyorum. İkinci yaprağımızı da ördüm. Üçüncü yaprağımız için sık iğne ile batıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5. Tekrar 2 zincir aynı yuvaya batıyorum. Diğer son yuvamıza sık iğne ile geçiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra yine 5 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 2 3 4 ve 5. Yine 2 tane zincirle yaprağımızı bitiriyoruz. Ve kapatıyorum. Evet melekşemizin 4 tane yaprağını bu şekilde ördük. Şimdi arkasına şöyle zincirimizi çekerek devam ediyoruz. Bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. 10 zincirimizi ikişer zincir çekmiş olduğumuz bölümümüz vardı bakınız. Hemen sonunda diğerinin başında. Buradan giriyorum alttan, diğerinin de üstten girerek buraya bağlanıyorum birini alttan birini üstten bağlandık ve burada da trabzanlarımız için yeni bir yer oluşturduk tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çektikten sonra diğer tarafa da aynı işlemi bu kez şu şekilde tekrar ediyoruz şuradan alttan zincirlerin içinden değil diğer bağlantı yerinden girerek bağlanıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra bu rengimle İşim bitmiş oluyor. İnekşemizin ortadaki şu görmüş olduğumuz kısmımıza ve arkadaki bir üst kattaki öreceğimiz trabzanların yuvasını hazırlamış olduk. Şöyle görelim. İki tane. Diğerlerine gerek yok. Sadece iki yuva hazırlamamız yeterli. Evet bir diğer rengime bir zincir çekerek şöyle düğümümü attım ve hemen örmeye başlıyorum. Bakınız şuradaki iki tane yuva yaptığımız yerin hemen üstteki yaprakları örmemiz lazım. Yanlışlıkla aşağıdakilerini örmeyelim. Bakınız buraya dikkat edelim. En önemli püf noktalarından birisi burası. Yuvaları hazırladığımız yerdeki yaprakların üzerine örmeye başlıyoruz. İki zincirin içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde. Tığımın başını doluyorum bir tane trabzan ördüm. Yine aynı yere ikinci bir trabzan ördüm. Zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Ve sonra birer birer aralarına şurada örmüş olduğumuz trabzanların içerisine girerek ikişer trabzanımızı örelim. Alttan da ipi gizliyorum. 1. Bakınız araya giriyorum. Diğerinin arasına sırayla sırayla bakın tam araya giriyoruz. Tepe noktaya değil. Araya şekilde birer birer trabzalarımızı ördük. İki zincirin bulunduğu noktaya gelerek yine bir aynı yere iki. iki. tane zincir çekiyorum ve batıyorum. Evet şu şekilde ördük. Zincirlerimizin içerisine iki zincir iki trabzanla başladık. Birer birer aşağıdaki trabzanların üzerine ördükten sonra yine diğer zincirimize iki trabzan ve iki zincirle tekrar aşağı inişimizi yaptık. Diğer dilimimize geçiyoruz. Hemen iki zincir içerisine tekrar sık iğne olarak giriyorum ve üzerine zincirlerimi çekiyorum iki adet. Yuva içerisine trabzanlarımı örüyorum. İki tane ördüm. Şimdi aşağıdaki trabzanın her birinin arasına girerek ikili trabzanlarımı örüyorum. 2 Hiç kafamız karışmasın. Çok çok rahat bir model. Sonrasında bakın kenardaki iki zincirin bulunduğu yere iki tane trabzan bir ve iki. İki zincirle inişimizi yapalım. Bir zincirimi çektikten sonra buradaki işlemimizi de bitirmiş olalım. Şöyle görelim. Bakınız iplerimiz tam arkasında olan yerleri örecektik. Şimdi diğer rengimle örmeye başlıyorum. Yine morun biraz daha koyu tonunu tercih ediyorum. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Ve hemen arkaya bakınız. ipimi alıyorum. Sık iğne ile giriyorum. Üzerine bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum iki defa tek seferde çektim iki defa tığımın başını doladıktan sonra bir iki üç sekiz defa bu işlemimizi yapalım birinciyi yaptım iki defa doluyoruz bakınız ikiyi iki defa doladım üçüncü trabzanı örüyoruz biraz da rahat örelim sıkıştırmadan dördüncü iki defa doluyorum beşinciyi ördüm 6 7 ve 8 tığımın başında doluyorum, tek seferde çekiyorum tığımın başında doluyorum, tek seferde çekiyorum ve iki tane zincirimi çekip batıyorum menekşemin çiçeğinin bakınız arka yaprağında bu şekilde hazırlamış oluyoruz diğer tarafa da aynı şekilde geçişimi yapıyorum başını dolayarak batıyorum çok sıkmayalım 8 defa 2 defa da doladığımız trabzanlarımızı örelim rahat rahat örelim 2 3 4 5 6 7 8 Başını doluyorum, batıyorum çok sıkıştırmadan başını dolayarak tek seferde çekiyorum, iki zincirimle ve bir zincir çekip ipimi kesip tamamlıyorum. Menekşemizin her iki yapraklarını, arka yapraklarını da bu şekilde ördük. Şöyle görelim. Evet, menekşemizin orta kısmında görmüş olduğumuz şu işlemimizi de iğnemize ipimizi takalım hangi renkte istiyor isek o şekilde ipimizi geçirelim bunda sarıyı kullanmak istedim şu şekilde düğümler ya yani ilmekler geçirerek ortasındaki hoşluğumuzu yapalım tomurcuk kısmını gelişi güzel yapmaktayız bakınız tamamen gözünüzün ayarına göre olsun orta merkezde oluşturuyoruz bakınız. Arkaya da ilmeklerin altından geçip bir tane de düğümümüzü atalım. Milikçiğimiz bu şekilde tamamlanmış olsun her iki farklı e, renk kullandım yapraklarında bunda hepsini de aynı renkten ördüm amen zevklerinize göre çalışmalarımızı yapabilirsiniz Evet bir çalışmamızda bu şekilde tamamladık yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere